Kadınların evlerinde oturmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de kadınlara evlerinde oturmalarını, beş vakit namazlarını evlerinde kılmalarını emredip evden dışarı çıkmaya heves etmemeleri ve yabancı vaizleri dinlemeye ihtiyaç duymamaları için Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendileri hakkında emrettiklerini yaptıkları takdirde ne derece fazilet kazanacaklarını onları anlatmaktır. Çünkü bizler ailemizin her durumundan dünya ve ahirette ve her yerde sorumlu bir durumdayız. Meğer ki ailemiz çok yaşlı olsun. Ahsap Suresi 33. ayette vakar ile evlerinizde oturun. Evvelki cahiliye devri kadınlarının yürüyüşü gibi yürümeyin buyuruluyor. İmam Ahmet, İbni Hüzeyme ile İbni Hibban Sahihlerinde şu hadisi rivayet ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hümeyh es Saidi'nin hanımı kendisine "Ey Allah'ın Resulü, seninle namaz kılmayı seviyorum." demesi üzerine, "Evet, benimle namaz kılmayı sevdiğini biliyorum. Şu var ki, odanda kılacağın namaz, hücrende kılacağın namazdan daha hayırlıdır. Hücrende kılacağın namaz da, evinin herhangi bir yerinde kılacağın namazdan daha hayırlıdır." Evinde kılacağın namazda kavminin namaz kıldığı mescitte kılmandan daha hayırlıdır. Kavminin mescidinde kıldığın namazsa benim mescidimde kılacağın namazdan daha hayırlıdır buyurmuşlardır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu öğüdü üzerine adı geçen kadın evinin en tenha ve karanlık bir köşesini kendine mescid edinerek Allah'a kavuşuncaya kadar evinden ayrılmadan namazını orada kılmıştır. İmam Ahmet, İbni Hüzeyme, İbni Hibban ve Hakimin de senetleri sahihtir diye rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınların en hayırlı mescitleri, evlerinin en iç mahrem köşesidir buyurmuşlardır. İmam Şarani, Büyük Ahitler, Sayfa 95, 1 Temmuz Mevlana Takvimi